sağlıklaştırma bir öneri olabilir mi? Bugün mevcut planlama tasarının sıkıntılar olduğu görülüyor. Yani mevcut planı dönüşüm alanı ilanıyla birlikte işlevsizleştiren fakat oradaki uygulamaları da yine mevcut plana göre yürütülebileceğini öngören bir uygulama alanı itibariyle. Dolayısıyla bunun tartışılması gerekiyor. Maddi kaynak 73. madde için evet yerel yönetimin bir maddi kaynağı olması gerek. Fakat o maddi kaynak sağlanamıyorsa merkezi yönetime gidiyor. Ama merkezi yönetime gitmesi demek 6.306 sayılı yasanın bütün açmazlarından sonra kamu özel ortaklığının alana gelmesi demek. Orada bir ortaklık oluşacak artık ve mülk sahipleri hani birebir mülk haklarını kullanım mülklerin kullanım haklarını mağduriyet olarak tarif etmeye başlayacaklar. En azından Türkiye'deki bu gördüğümüz birçok farklı dönüşüm örneği de emlak eksenli olduğu için Türkiye'deki dönüşüm örnekleri ağırlıkla bu dile getirilen çokça tartışılan bir husus. Soylulaştırma, en başarılı örnekte bile dönüşüm örneğinde bile bir soylulaştırmadan bahsedebilirken eğer önünü önceden alamıyorsanız her koşulda dönüşümün bir yeri denetme, iyi beraberinde getirme olasılığı öngörülmek durumunda. Kentsel mekanın bütünsel dokusu yine Akhisar örneğinde tartışılır. Çünkü yine bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla Akhisar'ın bir kentsel sit alanı var. Dönüşüm alanı onu çevreliyor fakat arkeolojik sit alanları da var. Tekil tescilli yapılar var. Fakat o dokunun bütünlüğü esas olmalı her koşulda. Artı planlama ölçeğinde üst ölçekten alt ölçeğe gelişli gidişli bir süreç tarifinin nasıl yapılabileceği tartışılmalı. Bu kültürel miras alanlarının geleceğe taşınması için çok son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da ayrı bir soru olarak gündeme taşımak gerekir diye sözlerimi de bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim.